Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 16 Mart 2021. Aslında tarihlere falan da pek dikkat etmiyorum ama az önce Facebook'ta Nejat isimli bir arkadaşımın paylaşımını gördüm. Bugün aynı zamanda İsmet Demir'in de ölüm yıl dönümüymüş, 16 Mart. Keza 16 Mart 70'li yıllarda bir devrimci gençler üzerine bir bomba atılmıştı. 16 Mart katliamı diye. Onun yıl dönümü. Bugünlerde zaten bir sürü yıl dönümü peş peşe geldi. Önce 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan edişi ve Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının görülüşünün birinci yılıydı. Bu vesileyle işte bir yıllık denemeyi göz önüne alarak bir dersler, devrimci politika açısından ne gibi dersler çıkarılabilir? Bu konuda bir hazırlık yapıyordum. Ertesi gün de 12 Mart yıl dönümüydü. Onun 50. yılıydı. Keza 1971 aynı zamanda Hikmet Kıvılcımlı'nın ölümünün de 50. yılıydı. O 12 Mart'ın yıl dönümüyle ilgili gün zileli bir paylaşım yaptı. Bir yeniden değerlendirmesi vardı onun. Onunla ilgili bir şeyler yazıp yapmak istiyordum. Bu arada işte Kıvılcımlı'nın da ölümünün 50. yılı olması vesilesiyle bazı öneriler geldi bazı arkadaşlardan. Bir şeyler yapalım mı bu yılda falan diye. Onunla ilgili de bir şeyler yazmak, yapmak istiyordum. Ondan sonra tam bunları düşünür hazırlarken 14 Marx'ın 182. ölüm yıl dönümü galiba. Onunla ilgili bir şeyler yapmak diye düşünüyordum. Yine notlar alıyordum. Bugün de 16 Mart, İsmet Demir'in ölüm yıl dönümü. İsmet Demir'in ölüm yıl dönümüyle ilgili de çok uzun zamandır bir şeyler İsmet Demir'le ilgili daha doğrusu yazıp yapmak istiyordum. Bunların hiçbirisini yapamayacağım, yetiştiremeyeceğim muhtemelen. Ama hiç olmazsa dedim bir videoyla bunlara toplu halde şöyle kafamdakileri hiç olmazsa yüzeysel olarak bir ele alayım. Arkadaşlar şimdi en baştan başlayalım. 11 Mart'tan başlayalım. 11 Mart biliyorsunuz COVID-19'un ilanının işte Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilanının birinci yılı. Tesadüf bu ya. Aynı gün Türkiye'de de ilk COVID-19 vakası görülmüş. Bu bir yılın ne gibi dersi olabilir? Solculara baktığımızda hepsinin esas itibariyle ekonomist, sendikalist bir bakış açısından yani COVID-19'da hükümetler işte altta kalanların, ezilenlerin, esnafın, yoksulların daha altta kalmasına, daha yoksullaşmasına hizmet eden politikalar üretmiştir. Onları desteklememiştir bağlamında bir eleştiri var. Halbuki bu tür bir politika, yani işçilerin nasıl sömürüldüğü, çalışma ve yaşam koşulları, buna karşı mücadele, buna karşı politik teklifler vesaire, bütün bunların hepsi Lenin'in Ne Yapmalı kitabında çok derece açık olarak açıkladığı gibi. Keza ben de COVID-19 sırasında ilk sıralarda bir sürü video yapıyordum. Onlardan birinde Lenin'in Ne Yapmalısından özellikle alıntılarla da gösterdiğim gibi özünde sendikalist, ekonomik mücadeleye politik bir anlam vermeye yönelik politikalardır. Bütün dünyada solun COVID-19 salgını karşısındaki tavrı aslında ekonomist ya da sendikalist ya da kendiliğindenci diyebileceğimiz politikanın bir değişik biçimidir. Halbuki Lenin'in bizzat yine ne yapmalı da dedi. Yine Marksizmin özünden gelen mantığın gerektirdiği şudur. Sosyalistler toplumun karşısına sistemli bir programla çıkma. Yani işçi sınıfı toplumun karşısına bir kurtarıcı olarak bir sistemli programla, bir alternatif programla çıkması gerekir. Sorun budur.
tüm gayrimenkulleri, tüm muhalifleri kazanıp örgütleyebilmenin ve gerçekten köklü bir değişim yapabilmenin tek yolu budur. Bu ise var olan bu pandemi karşısında sistemli bir karşı talepler ya da tedbirler bütününü önermeyi gerektirir. Bu konuda sol sınıfta kaldı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da sınıfta kaldı. Sanırım başkasına rastlamadım. Var mıdır dünyanın başka yerinde bilmiyorum. Covid-19 salgını karşısında devrimci bir politikanın ne ve nasıl olmasına gerektiğine dair doğru dürüst bir program sunma teşebbüsünde galiba tek bulunan benim. İki türlü hedefim oldu. Bir, var olan bu salgın karşısında önce ölümlerin minimuma indirilmesi bizim acil sorunumuzdur. Evet, bu hastalık biyolojik olarak çok öldürücü değildir ama sosyolojik olarak öldürücüdür. Çünkü dünyada insan yaşının ortalama insan yaşı artmıştır ve özellikle zengin ülkelerde de çok yüksek bir yaşlı nüfus vardır. Bunlara özellikle vurmaktadır bu. Biyolojik olarak düşündüğümüzde bu çok büyük bir öldürücülüğe tekabül etmez. Örneğin işte o aslanların yaşlı zebraları ya da işte hasta zebraları, çocuk zebraları, yavru zebraları falan yakalaması ve yemesi aslında zebra sürüsünün daha hızlı koşan, daha sağlıklı zebralardan oluşmasına hizmet etmesi gibidir. Böyle bir işlevi de vardır bu şeyin, COVID-19 salgınının, ama bir sorunu biyolojik düzeyde tartışıyor, bir sosyolojik düzeyde de karşımıza şu sorun çıkmaktadır. Bu iktisadi hayatın dışına düşmüş. Aslında toplumun sırtında yük olduğu düşünülen, yani sosyal sigortalardan, emeklilik sigortalarından yapılan harcamaların çok büyük bir bölümünün gittiği, bu yaşlı insanları, bu ölümü bekleyen insanları yaşatmak için bugün var olan genç ve çalışan nüfus en büyük fedakarlıklara katlanacak mıdır, katlanmayacak mıdır? Sorun budur. Ben sosyalistlerin bu soruna katlanmalıdır cevabını vermesi gerektiğini düşündüm ve bu varsayımdan hareketle bütün önerilerimi yaptım. Örneğin, elbette ben de bugün dünyada insan ömrünün bu şekilde uzamasının son duruşmada pek yararlı olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü nihayetinde yaşlılar bir yaşlılar gettosuna atılıyor. Tıbbın olanakları da çok gelişmiş olduğu halde adeta bitkisel hayat yaşayan binlerce, on binlerce yaşlı insan hastanelerin bölümlerinde, intensif bölümlerinde, yoğun bölümlerinde bakılıyor. Zar zor işte yaşlı yurtlarında ayakta tutulmaya çalışılıyor vesaire. Bu sağlıksız bir yaşlanma biçimi aslında insan hayatının yeniden örgütlenmesi gerekiyor. Doğumundan ölümüne kadar insanların hem eğitim görmesi, hem çalışması, hem eğlenmesi, yaşaması, uyuması tarzında yepyeni bir insan hayatının örgütlenmesine doğru bir gidiş gerekiyor ve bu yönde devrimcilerin, sosyalistlerin bir projelerinin olması gerekiyor. İkincisi, yaşlı insanların eğer tercih ederlerse kendi istekleriyle ölümlerinin kolaylaştırılması gerekiyor. Yani mesela ben de bu COVID-19 çıktığında olur da işte komada kalırsak şudur budur falan diye oturdum bir kızımı yetkileri devreden, yani babam diyelim felç oldu. Ona evet tamam işte şeylerini çıkartabilirsiniz, ölebilir falan gibi kararlar vermesini sağlayacak. İşte bir takım evraklar falan imzaladım. Ama bu da yetmez. Daha da kolaylaştırılması gerekiyor bu gibi şeylerin. Örneğin bir ötenazi isterseniz bu binlerce euroya ya da şeye gerek duyduruyor. Yani İsviçre'de böyle yapılıyor ama çok pahalı şeyler bunlar. Hatta
Halbuki bugün insanların şöyle bir seçiminde olması gerekiyor. Çünkü tıp seni sürünecek şekilde de daha aylarca, yıllarca yaşlandırabilir. Böyle bir yaşamaktansa insan ölümü tercih edebilir. Yaşamak isteyen yaşasın ama insan ölümü tercih edenler için en azından bu ölümün kolaylaştırılması ve bu ölüm yardımının sunulması gerekiyor. Her neyse. Ama bunlar kısa vadede olacak şeyler değil. Bunlar uzun vadedeki sosyalistlerin programında bulunması gereken şeyler. İnsan hayatının daha insana yakışır tarzda diyelim yani şimdilik geçici bir ifade olarak yaşanması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bir yanıyla da sadece yoksulluk değil artık böyle sorunlar da var bugün yaşadığımız dünyada. Sosyalistlerin bu gibi sorunlarda da bir programlarının bir öneriler bütünlüğünün olması gerekiyor. Her neyse ama bunlar oluncaya kadar Sevan Nişanyan gibi şöyle diyebiliriz. Demek ki işte bu işler yanlışmış. Hükümetler işte milleti dolduruşa getiriyor. Öyle değil. Bunlar oluncaya kadar bu yönde de mücadele edilmesi gerekir. Ama bunlar oluncaya kadar şu an ölüm kapına gelmişse, yangın çıkmışsa, ben şu an işte yaşlılar içeride kalsın, ölsünler yeterince yaşlamışlar diyemeyiz. Kim varsa onları o yangından kurtarmak için en büyük fedakarlıkları göze almamız gerekir. Bu varsayımdan hareketle ne yapılabilir diye düşündüm. Ne yapılabilir? İki aşamada kendim de zaten ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için hayatımda 70 yaşından sonra bir pandemi olayıyla karşılaştığım için iki aşamada geçti. Birincisi en az bir aylık bir sokağa çıkma yasağı öneriyordum Türkiye için ki Türkiye henüz pandeminin varlığını kabul etmiyordu. Efendim Türkiye'deki hastalıkları gizliyordu, sokağa çıkma yasağı ilan etmemek için elinden gelen her şeyi yapıyordu vesaire. Ama bundan da olmaz çünkü o dönemde çekiç ve dans diye önce bir hastalığın eksponansiyel büyümesini yavaşlatalım, birin altına R değerini düşürelim, ondan sonra normale dönelim. Normale dönünce de işte biraz yükselince tekrar şey edelim, biraz yükselince tekrar bastıralım tarzında dans yani bir öneri vardı. Bu öneriyi de o günün koşullarında evet bu doğru bir öneridir diye acil olarak ama yani hastalığın yükselişini, eksponansiyel büyümeyi durdurmak anlamında onaylamıştım. Ama bunu burada kalmadım ben. İkinci bir öneri daha yaptım. Çekiç ve dans değil, çekiç ve bir daha çekiç dedim. Çünkü hiçbir ekonominin böyle biraz gevşetme, biraz yükselme, biraz gevşetme, biraz yükselme tarzında bir davranışı götüremeyeceğini. Çünkü pandemide eğer o zamanlar aşının çıkacağı çıkmayacağı da belli değildi. Eğer bir şekilde serbest bırakıldığı andan itibaren tekrar eksponansiyel büyüme olacağını, tekrar bu sefer kapanma gerektireceğini falan yazdım. Bundansa tümüyle hastalığı yok edecek kadar tam bir kapanma, gereğinde 2 aylık bir kapanma ki bugünkü tahminime göre 1,5 aylık sıkı bir kapanmayla hastalık bir ülkede sıfıra indirilebilir. Ondan sonra son derece sıkı kontrollerle normal hayatın dönmesi. Bu benim projem. Yani en kaba biçimiyle bu proje uygulanabilir miydi ve uygulanırdı. Ve bugün dünyada bir sürü pandemiolog mu ya da işte hastalıkların yayılmasını inceleyen bilim insanı, virologlar vesaire imzalı Zero Covid diye bir bildiri yayınladılar. Hatta bir de başka bir strateji var. Sıfır Covid diye her neyse. Zero Covid'de bu şekilde ekonominin ya da toplumun gidemeyeceği, bunun pek akıllıca bir yöntem olmadığı çok sıkı bir tedbirle Zero Covid yani sıfır Covid'e indirip ondan sonra normal hayatı çok sıkı kontrolle yani hastalık bir kişide bile görülse hemen onun izole edilmesi, o bölgenin izole edilmesi. Yani Çin'de yapılanı biraz Çin ne yaptı mesela Wuhan'da? Bütün Wuhan'ı kuşattı. Oradan kimseyi çıkartmadı. Orada şey etti, sıfıra indirdi. Ondan sonra normal hayata döndü. Benzeri adalarda oldu. İşte Yeni Zelanda, Avustralya gibi. Benzeri Vietnam'da oldu. Başlangıçta Vietnam çok sıkı bir şekilde hastalığı
neredeyse sıfıra indirdi. Sıfıra indirdikten sonra çok sık bir kontrol mekanizmasıyla birisinde çıktığında hemen onun ilişkide bulunduğu tüm insanları tecrit ederek vesaire normal hayatını sürdürdü. Bu mümkün olan bir şeydi. Pratik olarak da gösterilmişti. Ben bunu önerdiğim zamanlar bunun böyle pratik örnekleri de yoktu. Sadece mantıki olarak önermiştim. Ayrıca benim önerim bütün dünyadaki önerilerden şöyle bir farka sahipti. Bütün gerek Vietnam gerek diğer ülkeler diyelim ki şeyler bu Avustralya, Yeni Zelanda ne de olsa zengin ülkeler ve ada işte Vietnam, Kore, More gibi ülkelerde oldukça şey Vietnam'ın bir de ikliminin daha sıcak olması gibi avantajları var vesaire vesaire. Ama burada hiçbir şekilde var olan iktisadi ilişkilerde herhangi bir değişiklik düşünülmüyor. Ben ise şöyle bir şey önermiştim. Bu hastalığı durdurmanın tek yolu kesin bir eve kapanma. Ama eve kapandığı andan insanlar işte sağlık sorunu var, ekmek sorunu var, su sorunu var, şu sorunu var, bu sorunu var. Bütün bu sorunların halledilebilmesi için ülkenin yani bir savaşa girmiş gibi ülkenin tüm silahlı kuvvetlerinin, polis gücünün vesairesinin bu evlere kapatılmış nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak görevlendirilmesi. Yani insan öldürmekle görevli olanların insanları yaşatmakla görevlendirilmesi. Ama bunun merkezi olarak örgütlenmesi mümkün olamayacağından bu askeri ve polis güçlerinin mahalli idarelerin emrine verilmesi yani belediyelerin, mahalli muhtarlıkların vesairesinin emrine verilmesi, bunların bu işin insanların evine ekmek verilmesi, su verilmesi vesaire ihtiyaçlarının giderilmesi işini görmesi artı apartmanlarda ya da sokaklarda ya da mahallelerde bizzat halkın kuracağı temsilciliklerin ya da örgütlenmelerin de bu işin içindeki daha ince ayarlamaları yapması. Diyelim bir apartmanda tek yaşayan bir yaşlı vardır, bir şey alacak durum yoktur, kulağı duymuyordur, zil çalınca duyacak durumu yoktur. Ne bileyim binlerce sorun olur ayrıntıda da daima. Eylem ayrıntılarla ilgilenmeyi öngörür. Bunun olabildiğince en az zararla yapılabilmesi için böylesine ani bir görev değişimi yapmak gerekiyor. Artı bu andan itibaren zamanın durdurulması gerekiyor. Yani şu işte bütün ödemeler, alacaklar, kiralar, şunlar bunlar o noktada duruyor. Adeta bir zaman durmuş gibi. Bu noktada toplumun tüm ihtiyaçlarını devlet karşılıyor. Yani bütün herkese var olan tüketim nesnelerini eşit olarak daha ve bu 1,5 ay boyunca ülkeye yetebilecek düzeyde en azından dağıtması gerekiyor. Bunun içinde işte var olan yiyecek stoklarının, şunların, bunların keza yiyecek, içecek, üreten şeylerin üretiminin de devam etmesi gerekiyor vesaire. Bu böyle bir mekanizmayla, böyle bir şeyin hızla örgütlenmesiyle zaman durdurularak insanları öldürmeye ya da baskı altına almak için oluşmuş güçler, insanları yaşatma, insanların evlerine yiyecekleri götürme vesaireyle görevlendirilerek bütün ödemeler vesaire durdurularak yani zaman durdurularak iktisadi anlamda zaman durdurularak ve insanların tüm temel ihtiyaçlarını devletin dağıtması sağlanarak bu devletin dağıtmasında da yani bunu şöyle tanımlamıştır. Temel ihtiyaçlara yönelik bir tüketim ekonomisi yani kullanım değerleri ekonomisi yani insanlara en temel ihtiyaçları, ekmeği, susu, şusu, busu, ilacı vesairesini devletin sağlaması bu 1,5 ay boyunca kendi fonlarından ya da başka bir şekillerde mallara gereğinde mal olarak el koyarak vesaire bunu sağlaması. Böylece buna askeri komünizm de denebilir demiştim. Yani komünizm lafıyla kimseyi kafayı takmasın. Yani bu komünizm falan değil, bu kıtlıkta eşitliktir. Komünizm zenginlikte eşitlikte eşitlik kavramı da o arada işe yaramaz. Zenginliklerin
isteyene istediği gibi dağıtılması demektir aslında komünizm. Ama bu kıtlıkta eşitliktir. Yani bir uçak diyelim düştü, uçak dağın başında bir yere düştü, uçağın içinde bir miktar yiyecek var. Bu yiyecek insanlara nasıl dağıtılacak, yaşayanlara diyelim. Yaşayanların arasında bu işler nasıl organize edilirse toplumun da aynen bu mantıkla hareket etmesi gerekiyor diye ele aldık. Ama sadece bunlarla da yetmedim. Birincisi bizzat bu önerdiğim biçim var olan ordunun aslında merkezi ordunun mahalli idarelerin emrine verilmesi anlamına gelmektedir ki bu Türkiye gibi bir ülkede aslında bir demokratik düzenin nasıl olabileceğinin halkın kendi denemesiyle de görmesi anlamına gelir. Merkezi idarenin belli bir anlamda parçalanması deneyi anlamına da gelir. İkincisi herkese en azından diyelim ki 1.000 lira her yurttaşa yani 5 çocuklu bir aile düşünelim yoksul bir aile. O zaman 5 çocuk her birine biner bir de ana babaya diyelim biner 7.000 lira devlet tarafından verilmesi. Neden para verilmesi? Bir tüketim değerleri ekonomisi olmasına rağmen, şey kullanım değerleri ekonomisi olmasına rağmen çünkü insanların ihtiyaçlarında da bir farklılıklar vardır. Bu kullanım değerlerini insanlara eşit olarak ama farklı varyasyonlarla dağıtabilmek için örneğin kimi keçi peyniri yer, kimi koyun peyniri yer, kimi bilmem ne. Eldeki olanaklar ölçüsünde olabildiğince insanların ihtiyaçlarını uygun dağıtabilmek için herkese eşit bir miktar para verilmesi ve herkesin bu para miktarında tüketim yapabilmesinin sınırlanması. Çünkü zengin insanların yüz binleri, milyonları olabilir. Onlar çok böyle bir kritik durumda başka şeyleri stoğunu yaparak daha fazla tüketerek toplumu zor durumda düşürebilirler. Onların da tüketiminin bu miktarla sınırlanması gibi bir sistem önerdim. Bu sistem ne yapardı? Ezilenlerin, esnafların, işçilerin hepsinin ezilmesini ya da daha kötü bir yaşam sürmesini engellerdi. Aksine böyle bir dönemde onların hatta gelir düzeyinde belli bir yükseliş olurdu. Bu vesileyle biraz dinlenmiş olurlar. Bu vesileyle biraz işte insan başına biner lira verildiğini varsaysak bile daha iyi biraz belki tasarruf bile yapabilirler falan. Bu yapılmayacak bir şey de değildi. Yani 70-80 milyon insan var diyelim Türkiye'de. 80 milyona birer biner lira verdiğini 80 milyar lira eder. Yani bu da çok bir şey değildir. Devlet bunu rahatlıkla karşılayabilirdi. Bu liralarla insanlar diyelim evinin kapısını çalan askere, polise işte ne alacağız kızınızı bugün, ne ihtiyacınız var deden polise işte bana şu kadarlık şundan, şu kadarlık bundan, bu kadarlık bundan al diyebilirdi. Böylece insanların esnek bir şekilde tüketimleri de karşılanabilir. Ama sadece bununla da yetinmiyordum benim önerim. Aynı zamanda muhalefete bir tabii bunun yanı sıra ayrıca hükümetin kontrolünden alınması bu şeyin hastalıklarla ilgili verilerin şunların bunların tıp şeylerinin kontrolüne verilmesi, tüm verilerin açıklanması vesaire gibi bir sürü daha ek şeyler de vardı. Ayrıca Türkiye'nin bugünkü merkezi tek adam rejimini yıkmaya yönelik de yanları vardı. Pekala muhalefet partileri meclisi toparlayabilir, tüm ulusa kendisine hitap etmesini isteyebilirdi ve Cumhurbaşkanı'na karşı pekala bir devrimci hareket de başlatabilirdi. Bütün bunları yazılarımda önerdim. Muhalefet partilerinden, en azından sosyalist partilerden, en azından HDP'den böyle bir öneri geldi mi? Gelmedi. Böyle bir tasavvurlar var mıydı? Yoktu. Halbuki bu gibi öneriler tutmasa bile bu bir duruştur. İnsanların kafasında yeni bir ufuk, yeni olan bir şeylerin başka türlü de çözülebileceğine dair bir alternatif sunmaktır. Bugün bir etkisi olmasa bile uzun vadede insanların beyninin bir yerinde o durur, kritik bir anda tek ortaya çıkabilir. Devrimci politika yüzünde budur. Bunu yapmaları gerekirdi, bunu da yapmadılar. En basit şeyleri yapmadılar. Örneğin her Allah'ın günü bu Sağlık Bakanı denen adam çıkıp bir yürüyün yalan söylüyor. Kendisi de aslında yalan söylediğini itiraf etti. Milli çıkarları gözetiriz dedi. Ama işin başında, işin kötüsü bir sürü solcu arkadaştan bile ya Sağlık Bakanı iyi
dediğini diye laflar duyduğumu hatırlıyorum yani. En azından diyelim ki bir HDP, diyelim ki bir sosyalist partiler bir araya gelip yahu bu hastanelerde yüzlerce, binlerce sosyalist, solcu, demokrat doktor var, hasta bakıcı var, şu var, bu var. Bu insanlarla olan ilişkilerimizden yararlanarak biz de hükümetin karşısında alternatif bir her gün kaç hasta, kaç ölü var, ne yapmak gerekir diye alternatif bir muhalefetin korona raporunu yayınlayalım diye belirlerdi. Bunu bile yapmadılar. Sonunda daha sonra tıpçılar kendileri her gün ölenleri ve şeyleri yayınlamaya başlayabildiler. Başlangıçta o yöndeki çabaları bile hükümet tarafından bozgunculuk, bozgunculuk diye biliyorsunuz bastırılmıştı. Her neyse, toparlarsak koronada Türkiye'deki demokrat ve devrimci muhalefet iflas etmiştir. Korona aslında bir yanıyla da bütün bu öldürücülüğüne rağmen ki çok da öldürücü değildir biyolojik olarak. Bu diktatörlük rejimlerinden kurtulmak için bir imkandı da. Unutmayın, Amerika'da eğer korona olmasaydı, salgını olmasaydı Trump tekrar seçilmişti. Türkiye'de de pekala birazcık ciddi bir muhalefet bugün Erdoğan'ın çok daha zayıf bir durumda olmasını hiç olmazsa sağlayabilirdi. Erdoğan hala 29-30'larda oy alıyor ve en büyük parti durumunda hala. Yani böyle bir muhalefet varken Erdoğan daha bir 20-30 yıl orada durursa hiç de şaşırmam. Koronayı burada bırakıyorum. Şimdi diğer yıl dönümlerine gelelim. Bu aynı zamanda bu 11 Mart koronanın yıl dönümüydü. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Korona evet bir pandemi ama asas dünyadaki pandemi toplum. Ama şimdi toplum nedir, insan nedir konusuna girmeyeyim. Sadece yani Galata meşhur lügati fasihten yedir derler. İnsan diyelim. İnsan denen canlı türü bugün dünyada esas pandemiyi oluşturuyor. Ve bu pandemi aslında doğanın bir tür kendini savunması, tıpkı nasıl hani vücudumuza mikroplar girince vücut kendisini savunmaya kalkıyor. Biraz öyle bir şey. Çok daha ciddi sorun var. Dünyada hem bir dünya savaşı olasılığı giderek artıyor bu tehlike. Ama daha ilginci dünyanın karbondioksit salınımı nedeniyle ısınması ve daha başka sorunlar var. Bu sorunun bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu yönde maalesef sosyalistlerin hemen hemen hiçbir perspektifi yok. Günlük mücadelelerde hükümete laf yetiştirmekten öte bir politika yaptıkları yok. Bu konunun üzerinde durulması gerekiyor. Örneğin derhal pekala pandemi vesilesi de Leyla'da otomobil üretiminin özel otomobillerin derhal durdurulması gerekiyor. Bu ilk ve en acil olarak yapılabilecek bir şey. Ve bugün pekala yapay zekalı otomobiller hala 5. derece yani hiçbir kimse olmadan da o otomobillerin kendisinin hareket edebilmesi şeyine geçebilecek durumda aslında. Buna yaklaşmış durumda. 1-2 yıl içerisinde sıkı bir çalışmayla buna geçilebilir ve dünyada var olan otomobillerle aslında bütün otomobillerin %5'iyle var olan arabaların %5'iyle tüm insanların bir yerden bir yere gitme ihtiyaçları karşılanabilir. Böylece o %95 otomobilin üreteceği karbondioksit, efendim o otomobilleri üretmek için harcanan enerji, boya, demir, çelik vesaire hepsinden tasarruf edilebilir ve buna rağmen insanların daha konforlu bir yaşama geçmesi sağlanabilir. Bu böyle mümkünken esasında bu bile yapılmamakta. Bir diğer nokta geçişsel taleplerdi. Geçişsel talepler şöyledir yani. Bizler pekala bu korona vesilesiyle öyle talepler, öyle somut örgütlenme ve mücadele biçimleri ortaya atabilirdik ki bunlar var olan devlet karşısında ikili bir iktidarın tohumu oluşturabilirlerdi. Örneğin ne diyelim?
demin o verdiğim örneğe gidelim. Hükümetin kendisinin bakanı her gün bir şeyler mi açıklıyor? Pekala muhalefet partileri, tıpçılardan, şuradan, buradan bulunan bir şeylerle bir alternatif açıklama yapabilirlerdi. İkincisi, pekala alternatif hukuk sistemi oluşturabilirler, alternatif bir yayın oluşturabilirler. Yani bir araya gelip bir demokratik ülkenin tohumu olabilecek, demokratik bir devletin tohumu olabilecek organları yaratabilirler. Bunlara geçişsel talepler denir. Bu da yapılmadı. Ve bu büyük fırsat aslında gitti. Şimdi ama bu koronanın son bulması, ki daha bulmuş da değil ayrıca, ama hadi varsayalım ki bu yılın sonlarına doğru bu korona pandemisi büyük ölçüde atlatıldığını varsaysak bile, çok kısa zamanda, belki bu bitmeden, başka daha öldürücü, daha hızlı yayılabilen ve belki nüfusun esas genç kesimlerine vurabilen, çünkü örneğin 1918'deki grip salgınındaki virüs aslında genç nüfusu vuruyor. Özellikle 40-30 yaşlarındaki nüfusu vuruyor. Bu tür korona pandemiler gelebilir. Hiç olmazsa o pandemiler karşısında demokratların ve sosyalistlerin bir alternatif ile çıkmış olmaları gerekiyor. İnsanların karşısına bir alternatif sunmaları gerekiyor. Bu koronadan en azından böyle bir ders çıkarılabilir. Maalesef bu konuda hemen hemen hiçbir ciddi çalışma, hiçbir alternatif, şu bu yok. Sosyalistler ve demokratlar eski paradigmaların ufkunu aşamıyorlar. Ve maalesef insanlığın kurtuluşu için bir şeyler yapma çabası, işte o henüz ortaokulda, lisede okuyan çocuklara kalmış durumda. Gelelim 12 Mart'ın yıl dönümüne. 12 Mart'ın yıl dönümüyle ilgili Güncel'e bir yazı yayınladı. Ben dedi aslında 12 Mart'ın 12 Mart'ta kurulan işte Nihat Erim kabinesi, o zaman Beyin kabinesi deniyordu. Beyin kabinesi daha reformist bir çizgi işliyordu. Ama işte şey olunca, Erdoğan'ın öldürülmesi vuku bulunca, bu birdenbire işi tersine döndürdü. Şimdi Erdoğan'ın öldürülmesini savunmuyorum. O zaten yanlış bir olaydı. Ama burada kanımca gün yanlış düşünüyor. 12 Mart'ın beyin kabinesi aslında 9 Mart'ı engelleyebilmek için, onu amorti edebilmek için bir fırsattı, bir yoldu. Şöyle düşünelim. Karşıdan, yani dizginlerinden kopmuş diyelim, bir araba geliyor, at arabası. Siz ona direkt karşıdan durarak onu engelleyemezsiniz. Ne yaparsınız? Eğer altınızda bir at varsa, o delicesine koşan atların ve arabanın yanında koşarsınız, üzerine atlarsınız, sonra onu yavaş yavaş kontrol altına çalışırsınız. 1969-70 Türkiye tarihindeki en kitle hareketlerinin yoğunlaştığı, yükseldiği ve az çok iyi kötü bir programın olduğu bir dönemdi. Ve bu ordunun gençliğinde de çok güçlü yankılar bulmuştu. Örneğin hava kuvvetlerinden genç subaylar, harp okulu öğrencileri vesaire, Gökşen'in diye bir dergide bildiri yayınlıyorlardı. Deniz kuvvetlerinden bir sürü genç insan, subay, öğrenci vesaire radikalleşiyorlardı, sosyalistleşiyorlardı. Nasıl sivil gençliğin dev genci varsa, askeri okullarda okuyan ya da yeni okulu bitirmiş genç subayların da tabiri caizse dev gençe paralel bir evrimleri vardı. Bu evrim bir şekilde ordunun içindeki dengelere de yansıyordu. Ve yukarılara doğru tabii giderek böyle sağcılaşan bir eğilimle olmakla birlikte, bu eğilimi kontrol almaya çalışıyordu ordunun içerisinden işte Baturlar vesaireler falan. Bu 9 Mart'ta bu bir darbe teşebbüsü biçiminde ortaya çıktı. Ama bu 9 Mart'taki darbe teşebbüsünü, aman biz de tamam bu işe dahiliz deyip tepedekiler kontrol altına aldılar. Kontrol altına almalarıyla birdenbire hemen sadece bir hükümet getiremezlerdi. Bu adım adım yürüyecek bir şeydi. Ve
Zaten bu süreç gidiyordu yani. Günün dediği doğru değil. Ha. Erdoğan'ın öldürülmesi elbette bunun şiddetinde bir değişikliğe yol açmış olabilir. Ama esas olarak temelde devletin niyeti bizzat o zamanki Genelkurmay Başkanı da dediği gibi işte bu özgürlükler bu millete fazla geliyor gibi bir laflar etmişti. Amaçları bu var olan 27 Mayıs'tan kalan aslında devlet sınıflarının ki o zamanlar aydın, memur, herkes aşağı yukarı devlette çalışıyordu. Henüz bugünkü kadar kapitalizm gelişmiş değildi. Yani şirketlerde iş bulma vesaire olanakları yoktu. İşte üniversitelerin özelliği vesaire gibi kurumlar aslında iktidarın bunları kontrol etmesinin, çünkü oylarla hep AKP, Adalet Partisi kazanıyordu. Bunlar vatandaş şeydi, vatandaş diyen o sözüm ona ilerici subaylar. Yani aslında Türkiye'yi modernleştirmek isteyen, demokratikleştirmek değil, modernleştirmek isteyen, Türk ordusunu ve devletini modernleştirmek isteyen modernleşmeci devlet sınıfları bu modernleşme çabalarını engel olarak gördükleri sağ siyasi partileri, burjuvazinin partilerinin etkisini sınırlamak için aydınlara daha geniş bir alan sağladılar. Ama bu başına topladığı cinleri dağıtamayan büyücüye döndüler. Bu sağladıkları alanda aydınlar hızla radikalleşmeye başladı o zamanın dünyasının ortamında ve sosyalizme doğru hızla evrimleşmeye başladılar. Zaten 12 Mart bu daha başına topladığı cinleri dağıtamayan büyücünün o cinleri dağıtma teşebbüsüdür. Ama o birinci teşebbüste ilk başta başarı kazanılır gibi oldu. Ama 1974'ten sonra o radikalleşme çabası, dalgası bu sefer alt sınıflara da yayıldı. Gecekondu semtlerine yayıldı. O güne kadar seyirci durumunda olanlar, ölenlerin, denizlerin, mahallelerin, eboların vesairelerin anılarıyla, devlete isyan etmişliklerinin anılarıyla onlar radikalleşmeye başladı. Devlet bunlara karşı faşistleri öne sürdü. Faşistlere karşı öz savunma örgütlenmeleri başladı. Bu savunma örgütlerini, öz savunma örgütlerini bastırmak için faşistler iyice silahlandırıldı. Ve 12 Mart'ta ikinci bir vuruşla ancak bu başlarına topladıkları bir cinleri dağıtabildiler. Yani 12 Mart aslında 12 Eylül aslında 12 Mart'ta başarısız kalmış darbenin devamıdır. 12 Eylül de başarısız kalabilirdi. Ama dünya koşullarındaki değişme nedeniyle başarılı gibi oldu. Şöyle ki bilirsiniz 12 Eylül'den sonra işte Turgut Sünalp'e aday gösterdiler, Özal şey etti, CHP'nin işte adayı seçildi. Darbecilerin programı ve planı alt üst oldu. Ondan sonra 1980'lerin sonuna doğru bahar eylemleri oldu. İşçiler radikalleşmeye başladı. İşçi direnişleri oluyordu. Tekrar entelektüel hayat canlanmıştı. 11. Sezer Saçaklar, sosyalistlerin derlenme çabaları, efendim Kürt hareketinin yükselişi başlamıştı vesaire. Ciddi bir yükseliş vardı. Ama bu yükseliş 1989'da duvarın çökmesiyle birlikte bitti. Yükselmeye devam eden, en azından durdurulamayan tek hareket Kürt hareketi kaldı. Ve meşhur o 90'lı yıllar yaşandı. Olaya böyle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla 12 Mart'ta Erdoğan'ın şeyi olmasaydı, böyle olmazdı. O reform kabinesi orada dururdu. Tezi bence pek doğru değil. Oldukça da yanlış. Ama Erdoğan'ın öldürülmesi çok yanlış bir olaydı. Sadece Erdoğan'ın öldürülmesi değil. Mahalle Hüseyin'in işte kızı rehin almaları da çok saçma ve yanlış bir olaydı. Ondan önce işte bu has kaçırıldı. Bir tane çocuk kaçırıldı. Ne Hakan Duman diye bir çocuk kaçırıldı. Yani devrimcilerin tabiri caizse bütün itibarları
Kaçırılan çocuklar, rehin alan çocuklar, kaçırılan zengin iş adamlarıyla ya da işte Erom'un öldürülmesiyle zirveye vardı ki Erom'un öldürülmesinde tabiri caizse bozuk para gibi harcandı. O zamanın düşünürseniz aslında sosyalistlerin ister TKP'ci olsun ister TİKKO olsun hiçbirisini doğru dürüst politika yapma sanatını bilmediği, dünyanın ve Türkiye'nin koşullarını, ezilen kitlelerin ne olduğunu falan zerrece değerlendirmediği görülebilir. Tamamen yanlış politikalar uygulandı. Bu yanlışlığın üzerine de sonradan gidilmedi. Neden gidilmedi? Çünkü 74'ten sonra o zamana kadar tribünlerde beklemiş gençlik ya da aydınların dışındaki gecekondu kitlelere, işçi sınıfı vesaire 12 Mart'ta duydukları tepkiyle vesaire birdenbire bu ölen insanların anısına sevgi ve saygı göstererek radikalleştiler. Bu radikalleşmenin bayrağı onlar oldukları için kimse aslında denizlerin, mahallelerin, İboların vesaire yanlış politikalar izlediklerini, saçma sapan davranışlarda bulunduklarını hiçbir şekilde politik olarak ama yani kahramanlık olabilir, şu olabilir, bu olabilir vesaire sorun etmedi ve bu böylece gitti. Ve bugün o döneme ilişkin yargılar hala bu dönemin damgası, bu tür davranışların damgasını taşıyor. Aslında açıp okunsa, burada Kıvılcımlı'ya geçelim. Kıvılcımlı'nda bu tarih, bu yıl 50. ölüm yıl dönümü. Bununla ilgili de öneriler geldi. Dendi ki bu 50. ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir şeyler yapılabilir. Evet yapılabilir. İşte arkadaştan izin almadığım için adını söylemiyorum ama bir arkadaş Hamburg'dan bir arkadaş ister sürekli dedi belki şöyle zonlu monlu yapılabilir internet üzerinden ya da ikisi birleştirilebilir. Hikmet Belözoğlu'nun ölüm yıl dönümü Ekim ayına kadar işte salgının yok olması ya da artık sokağa çıkılabilir ya da toplantı yapılabilir hale gelinmesi ihtimalinde bir de Kıvılcım'ın sempozyumu yapılabilir gibi bir şey önerdi. Bilmiyorum böyle bir şeyler olabilir mi? Ama ben şahsen kendim şunu düşünüyordum. Kıvılcım'ın eserlerindeki görüşleri ve tezleri tek tek bilimin bugünkü verilerin ışığında ele alıp tekrar tartışmak, tekrar verilerin ışığında kontrol etmek. Yani bilim dediğimiz nedir? Aslında bir teori vardır, bir de olgular vardır. Bu olguların yani doğa bilimlerinde buna deney deniyor, gözlem deniyor. Toplumda da işte deney, gözlem, analitik zeka ya da soyutlamalar aracılığıyla kontrol edilmesi. Böyle bir şey yapmayı düşünüyordum ve yapabilirim de. Neyse bu öneri geldiğinde 12 Mart'ında yıl dönümü olduğu için aradan yıllar geçti tabii. Dedim bu Hikmet Kıvılcımlı'nın bir 12 Mart'ta yazdığı yazılara bakayım dedim. Aslında 12 Mart'ı Türkiye'de en ayık, en doğru kavramış insan yine de Hikmet Kıvılcımlı'ymış. Tek politik düşünen insan durumunda adeta Türkiye'de. Onun söylediklerini bugün anlaşılması için bir tefsire de gerek var. Çünkü o günün tartışmaları içerisinde anlaşılmıyor şey. Anlaşılmamıştı. Mesela bugün şu zannediliyor. Doktor Hikmet Kıvılcım'la ordu kılıcını attı demedim. Ordu kılıcını attı yazısı bir kere orduyu alkışlayan bir yazı değildir. Sadece olanı tasvir eden bir yazıdır. Yani ordu politikaya müdahale etti demektir. Ve Hikmet Kıvılcım'la bu muhtıra üzerine yazılmıştır. Henüz darbe yoktur ortada. Yani muhtıra verildikten sonra Türkiye'de her şey normal devam ediyordu aslında. Millet yani 12 Mart muhtırası verildiği gün sıkı yönetim ilan edildi ve her şey insanlar tutuklandı zannediyor. Yok böyle bir şey. 12 Mart muhtırası verildiğinde Türkiye'de gazeteler çıkıyordu. Herkes bildiği gibi hayat devam ediyordu. Ama doktor bu yazının sonunda zaten ordu idareyi ele alacak diye metin analizidir. Bu 12 Mart muhtıra metnine bakarak ne oluyoru anlama çabasıdır. Yani dediği şudur aslında. 9 Mart'ta bir darbe taşebbüsü oldu herhalde ya da genç subayların bir şeyi oldu. Şimdi onu kontrol altına alıyor. Muhtemelen buradan çıkan mantık sonucu şeydir. Da ordu idareye ele alacak diyor.
esas olarak yani dediği bu. Ama doktorun o dönemde, o dönemi bilmeyenler bilmez, esas eleştirilmesinin nedeni darbeci falan değildi. Doktor o dönemde Sovyetik ayaklanmacı, işçi sınıfçı olmakla eleştiriliyordu. Ve gerçekten de doktorun bütün yazılarını okuyun. Parti olmadan bu iş olmaz. Parti de ancak aydınlarla işçilerin kaynaşması oluşturabilir. İşte işçi sınıfına gidip onu örgütlememiz gerekir. Bizim dışımızda bir güç olarak genç subaylar ya da ordu ya da başkaları bir darbe yapabilir, bir girişimde bulunabilir. Ama biz işçi sınıfını örgütlememişsek bu nihayetinde kendi kendine amorti eder, egemen sınıfların işine yarar ya da bir diktatörlüğe dönüşür tarzında bir görüşü vardı. Ve bütün enerjisini az çok sosyalizme ilgi duyan insanları işçi sınıfına yönlendirmek, bir parti kurmaya, yönlendirmeye yönelmişti. Hatta o kadar acele ediyordu ki sosyalistin bürosu Çelik Palas'ta, Laleli'de öyle bir adresi vardı o zaman. Yani apartmanın adı Çelik Palas'tı. Ya Proletarya Partisi olmadan olmaz, bu işe varsanız gelin bu adrese, buradayız işte diye de yazı yazmıştı. Her neyse, doktorun o dönemde dev genç kadrolarından uzaklaşmasına yol açan yazısı da Yeter Be yazısıdır. Yeter Be, ulan sen dün eline silah almışsın, bu millet mi senden silahı nasıl kullanacağını öğrenecek diyen, aslında bu patakütelerin, çatapataların yani banka soygunlarının vesaire adam kaçırmalarının başladığı durumda doktor işte denizlere, mahallelere vesaire ya bırakın bunu provokasyona geliyorsunuz diyen adam durumundaydı. Bu yazı çok tepki topladı ve bu yazı nedeniyle doktordan uzaklaştı TKPC'liler. Çünkü TKPC'lilerin iyi kötü biraz doktora yakınlıkları vardı. Özellikle Mahir başlangıçta neredeyse yazılarında tümüyle doktordan esinleniyordu ve onları kendi diliyle ifade ediyordu. Bu dönem bilinmediği için doktorun ne dedikleri anlaşılamaz. Bunlarla ilgili aslında bir şeyler yapmak gerekiyor. Muhtemelen yapmayı da düşünüyorum işte o çerçevede yani 50. yılda doktorun görüşlerinin tekrar olgular ışığında tekrar ele alınması bağlamında. 12 Mart ve doktorla ilgili bunu diyeyim. Arkadaşlardan bu vesileyle şunu da dilerim. 50. yılı dolayısıyla ne yapılabilir? Bu konuda bir şeyler yazsınlar. Ben bir de şöyle bir şey var. Mesela geçenlerde Canan isimliydi galiba bir akademisyenin doktorla ilgili Barbarın Tarihi bilmem ne gibi isimli bir kitabı çıktı. Bunu da birileri paylaşıyor. Doktordan bahseden bir akademisyen falan. Arkadaşlar bu son derece yanlış bir şey. Yani böyle bir doktordan bahsetmiş olmak bir şey olmuyor. Çoğu kez bunlar çöp gibi bir çöp yığını oluşturuyorlar. O çöp yığının altından bu sefer gerçek hazineyi, gerçek altını bulmak zor oluyor. Bir Marksistler olarak, Marksistler olarak doktorun teorisini ele alıp Marksizm açısından, işçi sınıfı açısından, devrim açısından, sosyalizm açısından değerlendirmeniz gerekiyor. Doktorun kendisi bir devrimciydi. Doktor aydın mıydı, şöyle miydi diyen bir akademisyenin konusuyla aslında doktorun ilgisi yok. Doktorun bilmem ne aydın olduğunu söylemek aslında malumu ilan etmekten başka bir şey değildir. Pekala doktor olmadan da alınan kişi öyle bir tez yazılabilir. Yani aslında burada doktor tamamen başka konudaki bir doktorun varoluşuyla hiç ilgisiz olan bir konudaki başka bir görüşün görüşe ilişkin yazılabilecek bir tezin ki o da ayrıca tartışılır biraz popülarite kazanması işte belli yerlerde etki sağlaması için bir araç olarak kullanılmış durumda. Doktorun kendi yaptığıyla, mücadelesiyle, şunuyla, bununla ilgisi yok ve doktor işin daha kötüsü şu. Burada Tanıl Bora'yı ve iletişim yayınlarını da eleştireyim. Onlar bu Türkiye'nin entelektüel hayatına çok etkililer ama hep olumsuz etkileri oluyor. Tanıl Bora bu kitabın o kızcağızın yazdığı kitabın pek öyle bilimsel değeri olmadığını bilmeyecek bir insan değil ama ona rağmen öyle yayınlatıyor.
yayınlatsın. Ama bu nelere yol açıyor? Genç kuşakların hiç konuyla ilgisi olmayan, ikinci kaliteden, beşinci kaliteden, onuncu kaliteden bilgileri olayın kendisi sanmalarına yol açıyor. Aynı şey Marx'ın ölüm yıldönümüyle de ilgili. Marx'ın ölüm yıldönümünü almak BBC Türkçe'ye ya da diğer sitelerin BBC Türkçe'den aldığı haberlere kalmış bu durumda. Açın interneti, bakın arkadaşlar. Marx'ın ölüm yıldönümüyle ilgili yazı BBC Türkçe'den alınmış, bir sürü yerde paylaşılmış. Ama oradaki verilerde her türlü derinlikten yoksun. Gazete haberi, ama o gazete haberi derinlikten yoksun olmakla kalmıyor. Bir de her şeyde yanlış, yanlış şeyler söyleniyor. Ne bileyim işte Marx diyormuş ki komünist toplumda herkese yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar, işte arada proletarya diktatörlüğü varmış vesaire gibi. Böyle bilmeyenin işin içinden çıkamayacağı saçma sapan tarzlarda anlatılıyor. Halbuki Marx'ın dediği işte kapitalizmle komünizm arası, ama Marx komünizm derken ne kastediyor? Marx komünizm derken sınıfsız toplumu kastediyor. Sınıfsız toplum, yani sosyalizm dediğimize de Marx komünizm diyor. Komünizm dediğimize de komünizm diyor. İkisini bir bütün olarak ele alıp bunlara komünizm diyor. Kapitalizmle sosyalizm arasında proletarya diktatörlüğünden oluşan bir geçiş dönemi olur diyor. Yani dünyada kapitalizmi yıksak hemen ertesi gün sosyalizme mi geçeceğiz? Hayır, bu geçiş dönemi gerekir bir sınıfsız topluma. Sınıfsız topluma bir gecede geçemezsin. Bir geçiş dönemi gelir. Bu geçiş döneminde henüz sınıflar ve sınıfların kalıntıları var. Bu sınıfların kalıntılarına karşı proletarya diktatörlüğü de nedir? Proletarya diktatörlüğü diktatörcü bir yönetim de değildir. Proletarya diktatörlüğü sosyolojik anlamıyla diktatörlüktür. Yani siz insanların eşit olduğuna inanıyorsanız, diyelim ki demokratik bir düzen kuracaksınız. O demokrasi de insanların eşit olduğunu kabul etmeyenler üzerine diktatörlük olmak zorundadır. Biz mavi kanlıları, insanları yöneteceğiz, onun için bu dünyaya geldik diyenler üzerinde diktatörlük kurmak zorundasın. Proletarya diktatörlüğü de ancak işte kar ekonomisiyle, özel mülkiyetle bu işler olur diyenler üzerinde ister istemez gerçek bir eşitlik ancak insanlara ahlaki vaazlar yoluyla değil, mülkiyet münasebetlerindeki bir değişiklikle ve üretim araçlarını toplumun emrine vermekle ve planlı ekonomiyle verilebilir diyenlerin ister istemez böyle olmaz diyenler üzerindeki bir diktatörlüğü. Bu diktatörlük de nedir? Nihayetinde kanunlarla özel mülkiyet hakkının sınırlanması demektir. Ve bunun herhangi bir şekilde isyanla ya da başka bir şekilde yıkılma kalkınması karşısında savunulması demektir. Proletarya diktatörlüğü budur. Ama proletarya diktatörlüğünde henüz sınıflar ve sınıfların kalıntıları vardır. Tam eşit ücret verildiği bir sınıfsız, herkese emeğine kadar, herkesin emeğine göre aldığı bir şey yoktur. Hala işler arasındaki farklılıklar vardır. Bir mühendis henüz daha farklı almaktadır bir sıradan işçiye göre. Birdenbire şeye geçemezsiniz. Proletarya diktatörlüğü ama gerek devletin işlevlerini yok etmekte, gerek bu farkları indirmekte bir geçiş dönemi olmak zorundadır. Ancak belli bir dönem sonra yeryüzü ölçüsünde sınıfsız bir topluma geçebilirsiniz. Ama sınıfsız topluma geçmek de yine sabahları filozof, akşamları balıkçı, öğlenleri müzisyen olmak anlamına gelmiyor. Eşitlik henüz burjuva ufku içerisinde bir olaydır. Yani herkese emeği kadar, kaç saat çalışırsan o kadar toplumsal zenginliklerden pay alabilirsin demektir bu. Yani bir doktor da olsan, bir işçi de olsan, 8 saat çalıştıysan eşit miktarda pay alabilirsin demektir. Sosyalizmde ücret farklılıkları ortadan kalkar. Çalışmanın karşılığında eşit miktarda, çalışma birimleri karşısında eşit miktarda insanlar toplumsal zenginliklerden pay alır. Ama bu eşitliktir. Ha, Marx bunu da komünizm diyor. Çünkü komünizmi sınıfsız toplumun tümü olarak ele alıyor. Ama sınıfsız toplumun kendi içinde de iki ayrı aşama var. Bir, henüz zenginliklerin gürül gürül akmadığı bu aşama. İşte bu aşamada insanlara, herkese emeği kadardır. Ama bir de zenginliklerin gürül gürül aktığı, yani işte bütün işler robotların yaptığı, işte dünya
da diyelim ki enerji ve ham madde kaynaklarının sınırlı olmadığını varsayalım. Bol bol her şeyin üretildiği, insanların gerçek zenginliklere tırnak içi boş zamanlarında, çünkü doluk zaman olmadığından boş zaman gibi bir şeyin de anlamı yok. Adeta oyun oynarcasına, çalışmanın adeta bir bedeni ve ruhsal ihtiyaç olduğu bir dünyada insanların yetenekleri ölçüsünde katkıda bulunduğu ve ihtiyaçları ölçüsünde istediğini alabildiği bir ilişki tarzı içinde komünizm der. İşte böyle bir dünyada aslında insanlar işte sabahleyin balıkçı, akşamleyin filozof, öğleyin müzisyen olabilirler. Ama Marx bunu dediğinde aslında dünyanın nüfusu çok azdı. Dünyanın kaynakları pratik olarak sınırsız gibi görünüyordu. Ne yazık ki bugün bu çok uzak bir geleceğe atılmış bir kaymış durumdadır. Bir kere bugünkü dünyanın nüfusunda, bugünkü tüketim düzeyinde, bugünkü tüketim biçimiyle böyle bir noktaya ulaşmak olanaksız. Artı o zamanlar eşitliği gözetirken artık doğanın dengesini de gözetmek zorunda insanlar. Dolayısıyla sadece çalışma bakımından değil, tüm toplumsal zenginliği de sınırlamakla mükellefler. Ancak bu şekilde karbon salınımını düşürüp sıfırlamak ve böylece dünya atmosferinin ısınmasını durdurmak gerekiyor. Acil sorun bu. İnsanlığın yok edilmesi, komünist toplumun üst aşaması falan değil. Ve bunun için sadece sınıfsız değil, doğanın dengelerini de hesaplayan ve tüketimi aynı zamanda tüm toplumsal tüketimi büyük ölçüde kısıtlayan bir düzene ihtiyacımız var. Böyle bir düzeni ise ulusal devletlerin var olduğu bir dünyada kuramayız. Buradan Marx'ın teorisinden bugün ne kaldı ya gelelim. Marx'ın teorisi iki tane teoridir aslında. Birisi toplumun hareket yasalarını ele alan teoridir. Üretici, yani insanların yaşaması için önce karnının doyurması, işte giyinmesi, barınması gerekir. Bunları ürettiği yöntemler ve araçlar onun mülkiyet münasebet, şey üretim münasebetlerini, diğer iktisadi ilişkiler bu üretim münasebetlerine göre şekillenirler. Bunların üzerinde de biz üst yapı, toplumsal üst yapı yükselir tarzındaki teorisi esas olarak doğruluğunu korumakta. Bütün insanlık tarihini açıklayabilecek başka bir şeyimiz yok elimizde. Gerçekten de bugün insanlık tarihine baktığımızda Azteklerden işte ilk avcı toplayıcı toplumlara kadar, bugünkü topluma kadar ne temel ayrılık noktalarına baktığımızda bu teorinin doğruluğu aslında kesinleşmiş gibi bir şey. Ha, elbette ayrıntılarda bir sürü sorun var. İkincisi Marx'ın ikinci büyük keşfine iş gücüyle emek farkı. Bu da doğrulanmış durumda. Yani kapitalist toplumda zenginlikleri yaratan, yani artı değeri, emeği, emek dediğimiz şey aslında iş gücünün kullanımıyla ortaya çıkan şeydir. Emek değer teorisi ne dayanır ama o emeği değeri yaratan şey de Marx'ın keşfettiği iş gücünün bunu yarattığıdır. İş gücü denen çok özgül metağın özellikleridir. Bu da doğrulanmış durumda. Ha, ikinci plana geçelim. Marx işte temel üzerinde bir üst yapı yükseliyordu diyordu. Bu üst yapının ne olduğuna ilişkin bir teori bırakmamıştı. Geçici de şeyler vardı. Bu alanda sanırım gerekli katkıyı ben yaptım. Din diye bir ideoloji, bir sınıf mücadelesi aracı gibi ele alınan şeyin aslında modern toplumun din tanımı olduğu, sosyolojik olarak dinin ise bir toplumun sınırlarını çizip ilişkilerini düzenlediği, modern toplumun dininin de
Dinleri böyle, kendinden önceki dinleri böyle tanımlayarak bir modern toplumu örgütleyen din olduğu ve bunu din tanımı üzerinden modern toplumun sınırlarını çizip ilişkilerini düzenlediği gibi bir noktaya ulaştım. Yani dinin sosyolojik bir tanımını yaptım. Bu sosyolojik tanımla din tümüyle üst yapıdır. İdeolojisi, devleti, politikası, ahlakı, şu su bu su hepsi ancak din içerisinde anlaşılabilirler. O dinin nasıl şekilleneceğini üretici güçlerin o gelişmişlik düzeyi şey eder. Ve nihayet devrim kavramının da Komünist Manifesto'daki sınıflara bağlı anlamından çıkarıp ekonomi politiğin eleştirisine katkının ön sözündeki üretici güçler ve üretim ilişkilerinin gelişimiyle üst yapı arasındaki çelişkiler bağlamında ele alıp bir altyapıdaki değişmelerin dinsel değişmelere yol açması ve dinsel değişmelerin de aslında toplumda devrimleri oluşturduğu anlamında bir yaklaşımı ifade ettim. Böyle bir teorik katkı yaptım zannedersen. Yine bunun bir yan ürünü olarak Marksizmin son derece başarısız kaldığı ulus ve ulusçuluk konusunu da çözdüm. Ulus da modern toplumun dininin karşı devrimci biçimi olarak tanımladım. Ulusun da aslında içinde mücadele edilebilecek sınıfsız toplum için mücadele edilecek tarafsız bir ortam değil, kendisine karşı mücadele edilmesi gereken karşı devrimci bir düzen, ilişkiler bütünü ve sınırlar tanımlaması olduğunu söyleyerek ulusa karşı mücadele ve ulusların yıkılmasının acil sorun olduğunu ancak sınıfsız topluma gidişin bundan sonra mümkün olabileceğini söyledim. Halbuki Marx Engels'e uluslar bizim dışımızda sınıflar gibi zaten var olan şeyler olarak kabul edilir ve sınıfsız topluma gidildikten sonra ulusların hatta belki yüzyıllarca yaşayacağı gibi bir varsayım da vardır. Bütün bunlarla bir bağlantıyı kopardım. Bu bağlantıyı kopararak aynı zamanda Marksizmin temelinde bulunan yapı ve özne çelişkisini de çözdüm. Çünkü Komünist Manifesto'da işte devrimi tanımlarken işte şimdiye kadarki toplumsal tarihte mücadele eden sınıfların birbiriyle işte mücadelesi ya bunların toplu halde yok oluşu ya da devrimle neticeleniyor diyor. Halbuki ekonomi politiğinde eleştirdiğin katkının ön sözünde ise üretici güçlerin ve üretim ilişkilerinin belli bir aşamasında var olan üst yapıyla çelişki böylece bir devrim olur diyor. İkisi birbiriyle tamamen farklı. Birisi öznelerle açıklıyor, biri yapısal kavramlarla açıklıyor. Marx bu iki farklı açıklama ilkesini devrimci sınıf aynı zamanda en büyük üretici güçtür diyerek devrimci sınıfı o ekonomi politiğinin eleştire katkının ön sözündeki üretici güçler kategorisi içerisine sokarak bir anlamda çözdüğünü düşündü. Benzeri sorunla Hikmet Kıvılcım'da karşılaştı. Hikmet Kıvılcım da bu benzer sorunu işte tarihi ve coğrafyayı ve gelenek göreneği üretici güç yaparak çözmeye çalıştı. Ama bütün bunlar başarısız kaldı. Devrimi sınıflar değil, yeni bir dine geçen insanlar yaparlar. Yani din değişmeleri, devrim değişmeleridir. Tabiri caizse peygamberler, ki peygamber deyip sadece bizim bu tek tanrılı dinlerin düşünmeyelim. Mitolojik kahramanlar da peygamberdir aslında. Ya da işte Buda da peygamberdir vesaire. Peygamberler bir dinden diğer dine geçişi sağlayan devrimcilerdir. Dinlerin ortaya çıkışı ve yayılmaları aslında bir devrimdir. Ama genellikle bütün dinler karşı devrimlere uğrayarak yayılmışlardır diye de bir genel çok kaba hatlarıyla bir tarih yaklaşımı benimsedim. Bunu yıllardır ele alma, anlatmaya çalışıyorum. Bunu keşke ömrüm yeterse derli toplu bir kitapla açıklamak isterim. Ama esas olarak ben Marx'ın öğretisinin temelinde doğru olduğunu, bugün bu anlamda yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini ama bu şekilde de bilimse gelişecektir, geliştirilmesi gerektiğini ve benim de bu geliştirme yönünde bir teşebbüsüm olduğunu ifade ediyorum. Yani Marx'ın 182. yılı bu bağlamda ele alınmalı. Ama bakın
Marx'ın 182. yılı dolayısıyla yazılanlara, konuşulanlara işte sınıflar ve sınıf mücadelesi var mı, devam ediyor mu falan filan, işte ezilen sınıflar hala şey diyor gibi, günlük politikanın sorunları bağlamında Marx'ın teorileri ele alınıyor. Marx bir bilim adamıydı. Bilimsel olarak, olguların ışığında, olgulara çarpılarak ve teorisinin özü itibariyle ele alınması gerekiyor. Marx'ın kendisi hiçbir zaman kendi öğretisinin bir sınıf mücadelesi öğretisi olduğunu söylemiyordu. Halbuki Marx'tan bugün ağzını açanlar işte sınıflar var, bakın çok kötü, Marx haklı çıktı falan gibi anlamında şeyler söylüyorlar. Bu yüzölsellik ve bayağılık tüm yazına egemen olmuş durumda. Aynı bayağılık işte Kıvılcımlı konusunda da şey diyor, temin ele aldığımız o kitapta da belirttiğimiz gibi her yerde aynı bayağılık sürmeye devam ediyor. Bu bayağılıklardan gidelim, en son İsmet Demir'e gelelim. Şimdi Türkiye Devrimci Hareketi'nde şöyle bir yaklaşım var. İşte Türkiye'de Sosyalist Hareketi, Revizyonisti, Oportunisti falan şuydu buydu. İşte bir kopuş yaşandı. Bu kopuşu TKBC'liler Mahir yaptı diyor. İşte Tikolalar İbrahim yaptı diyor. Arkadaşlar bu 70'lerin yükselişinin ışığında yapılmış bir şey. Bir ciddi bir bilimsel değeri yok. 12 Mart öncesine bakarsanız tartışmanın ne olduğu üzerine şunu görürsünüz. Önce şu tartışılıyordu. Türkiye'deki ilişkiler kapitalist midir, değil midir? Yarı feodaldir diyenler, işte demokratik devrim gerekir diyorlardı. Demokratik devrim diyenler de A, Doğan Hocaoğlu gibi junta da gerekir diyenler vardı. Ya da B, halk savaşıyla bu iş olur diyenler vardı. Halk sevgisiyle bu iş olur diyenler de işte THKO, CHP ve şeydi. Ama bir de Hikmet Kıvılcım vardı. Bu paradigmanın dışındaydı. O diyordu ki Türkiye kapitalist bir ülkedir. Ama Türkiye kapitalist bir ülke olmasına rağmen Osmanlılıktan çıkamamıştır. Yani bu devletçiliğimiz, tefeci bezirganlık vardır diyordu. Bunlar modern sermayeyle iç içe geçmiştir. Dolayısıyla kapitalist bir ülke olmasına rağmen Türkiye'nin önündeki görevler demokratik devrim görevleridir. Tamamen farklı, dikkat edin. Türkiye'deki sosyalistler şöyle bir tartışma içerisindeydi. Türkiye feodal mi ya da yarı feodal mi, kapitalist mi? Kapitalist diyenler sosyalist devrim diyordu. Tip sosyalist devrim diyordu ama fiiliyatta programı demokratik devrim programıydı. İşte demokratik devrim diyenler de işte demokratik devrimse o zaman iş sınıfı yeterince gelişmemiştir. O halde Doğan Avcıoğlu gibi darbeyle mi ya da Denizler, Mahiller, İbolar gibi işte köylülerden şehirleri kuşatarak gerillayla mı? Bu böyle bir ayrım var. Ama Doktor Hikmet Kıvılcım burada metodolojik olarak çok büyük bir sıçrama yapıyor. Çünkü üretim için eski tartışma, bütün sosyalist hareketlerin şekillendiği tartışma aslında son derece mekanik ve ilerleyen bir tarih anlayışına sahip. İşte feodalizm, kapitalizm vesaire. Feodalizmse ya da onun kalıntıları varsa, tam kapitalizme geçilmemişse aslında demokratik görevler, yok tam kapitalizmse sosyalist görevler tarzında bir yaklaşım. Doktorun yaklaşımı ise farklı üretim biçimlerinin karşılıklı olarak birbirlerini şekillendirmesi gibi bambaşka bir anlayışa dayanıyordu. Yani Türkiye kapitalist olmakla eski üretim biçimlerini tasfiye etmiyor. Aynı zamanda onları güçlendiriyor, onlarla simbiyoz bir ilişkiye giriyordu. Böylece o paradigmanın dışında Türkiye kapitalist olduğu için demokratik devrim gerekir gibi bir farklı paradigması vardı. Bir kere Türkiye'deki sosyalistler, Troçkistler dahil doktorun bu bir muazzam metodolojik katkısını kavramamışlardı. Doktorun demokratik devrim demesini doktoru da aşamalı devrimdir diyor değerlendirir Troçkistler hala yani. Halbuki oradaki tamamen farklı bir paradigma değişimidir. Bu açıdan baktığımızda doktor bir bunu diyordu. Peki politik görevler ve programa bağlı stratejik görevler. Ha, demokratik bir diyordu ama doktor öyle demokratik dedi. Bunu somut program haline getirmişti. Paris Komünü tipi devleti Vatan Partisi programında ucuz devlet başlığı altında topluyordu. Orada ucuz devlet başlığı altındaki toplananların hepsi aslında bir demokratik cumhuriyetin ya da Paris Komünü tipi devletin
programıdır. Paris Komün tipi devlet illaki sosyalist olması gerekmez. Sosyalist Engels'in de çok açık belirttiği gibi birinci Fransız devriminin birinci Paris Komün der, demokratik cumhuriyetin aynı zamanda protektörlüğünün özgül bir biçimi olduğunu da gösterir. Yani devlet cihazının insanlardan bağımsızlaşamayacak bir şekilde örgütlenmesi ve onun ezilenlerin aracı olabilecek bir şekildeki bir devlet cihazı aynı zamanda hem bir demokratik cumhuriyetin hem de aynı zamanda eğer işçiler geçmek isterlerse sosyalist bir cumhuriyetin ya da proletik diktatörlüğünün bir aracı olabilir. Bu yaklaşıma, bu öze sahip olarak Doktor Vatan Partisi programı somut bir demokratik devrim programıydı. Tabi bu demokratik devrim programının işte Sovyet deneyinin de ışığıyla sanayileşme ve tarım gibi işçilere ve köylülere bir takım şeyler getiren ek bölümlerle desteklemişti. Sanayi, tarım ve ucuz devlet diye üç başlık altındaydı. Bana sorarsanız bugün herhangi bir devrimci ya da demokratik partinin sanayileşmenin ya da şeyin nasıl olacağı gibi konuları programa yazmaması gerekir. Çünkü önemli olan esas olarak çünkü bunları yazmak sanki bunları uygulamanın bugün imkanı varmış gibi bir anlama geliyor. Bugünkü var olan devlet cihazını parçalamadan ezilenlerin özgürce karar alabileceği, kendi üzerlerinde yükselebilecek, kendilerine itaat edebilecek bir devlet cihazının varlığında nasıl karar alacakları ve orada bizim gibi bir devrim partisi neler savunması gerektiği ayrı bir başlık altında o zaman ele alınması gereken sorunlardır. Bugünün acil görevi devletin ve ulusun ilgasıdır. Yani ya da demokratik biçimde yeniden örgütlenmesidir. Benim yaklaşımım bu ve benim önerilerim de bu böyle bir program. Önerdiğim demokratik devrim programında tabiri caizse ne sanayileşmeye ne tarama ilişkin hiçbir şey bulamazsınız. Bütünüyle devletin yeniden örgütlenmesine yönelik. Bu da benim hem Kıvılcım'ı eleştirim hem de bir katkım gibi boş edilebilir. Ama Kıvılcım'ı sadece bunu yani strateji bahsinde tamamen farklı bir paradigma değişimi yapıyor. Bir kere Türkiye solu bunu hiç ne hesaplaşmış ne tartışmış durumda. İki, program bahsinde tamamen somut bir program öneriyor. Üç, bu program için stratejik ve acil görevler bağlamında ne? Program için stratejide şunu sayıyordu doktor. Öz güç işçi sınıfıdır. Köylülük yedek güçtür. Hiçbir hareket 12 Mart öncesinde işçi sınıfı öz güçtür, köylülük yedek güçtür demedi. Köylülük temel güçtür, işçilik öncü güçtür. İşçi sınıfı öncü güçtür dedi mesela Mahir Çayan. Yani bu şuydu, işçi sınıfı yerine de kendisini ideolojik öncülük diyordu. O da kendisi oluyordu tabii. Böylece koca işçi sınıfı yok oluyordu. Köylülük temel güç olunca ne olacak? Köylülerin arasına gideceksin, onları örgütleyeceksin. Böyle bir yaklaşım içerisindeydi. Keza işte İbrahim Kaypakkaya da o yaklaşım içerisindeydi. Deniz Gezmişler de o yaklaşım içerisindeydi. Ve 12 Mart bittiğinde bu hareketlerin hepsi bu çizgiyi terk etti aslında. Tikolların terk etmesi biraz zaman aldı ama içlerinden sürekli her kuşakta neredeyse DHB içinden şuradan buradan ya Türkiye epey artık kapitalistleşmiş artık eskisi geçerli değil diyen sürekli bir iş tartışma ve yeni akımlar çıktı. TKP'ciler hepsi aslında ya TKP'ye girdiler ya TSİP'e girdiler ya şey ettiler o işi bıraktılar. TAŞKOL'lar İşte sonunda EMEP oldular. EMEP de bugün tipik sendikalist bir partidir. Ekonomist, sendikalist bir partidir. Yani o zamanlar işçi sınıfını adeta yok kabul edenler, Teaşko gibi FOKO'cular ya da işte işçi sınıfına ideolojik öncülük veren cephecilerin hepsi aslında o günkü teorilerinin yanlış olduğunu fiilen kabul ettiler ama bunu teoride hiçbir şekilde ifade etmediler. Ya biz o tarihte yanlış düşünüyorduk, yanlış yaptık demediler. Şimdi burada kendime geleceğim. Ben de bir dev gençliydim. Ben de bu insanların bir arkadaşıydım. Ama ben başka bir çizgi izliyordum. İşçi sınıfı işine gitmemiz gerekir diyordum.
davranışımla da bizzat işçilerin örgütlenmesine yer alıyordum. Hani sadece bu kadar da değil. Aynı zamanda teoriye de büyük önem veriyordum. Ve tam da teoriye büyük önem verdiğim için Doktor Hikmet Kıvılcımlar'ın görüşlerini benimsiyordum. Yani Türkiye'de eğer gerçekten bir kopuş olmuşsa geçmişle, tabiri caizse benim temsil ettiğim, benim de temsilcileri arasında bulunduğum diyelim, çizgi doğru çizgidir. Denizlerin, mahallelerin, İBO'ların çizgisi yanlıştı. Olaylarca da yanlışlığı kanıtlanmıştır. Onların ölmüş olmaları, onların bilimsel bir şekilde ciddi stratejik programatik olarak ele alınıp tartışmalarını engellememelidir. Maalesef Türkiye'de duygular üzerinden hareket edildiği için bizim izlediğimiz çizgi hiç bilinmedi ve tabiri caizse hain muamelesi gördük hayatımız boyunca. Yani niye ölmedin de yaşıyorsun gibi bir muameleye uğradık. Ben işlere giderken işler içinde daha ya rahat yaşayacağım için gitmedim. Hatta o dönemin ilişkilerini bilenler bilir. TH Kolular, TH KPC'liler bizlerden çok daha tabiri caizse güzel ve kolay ortamlarda siyasanın, ODTÜ'nün yurtlarında bir üniversiteliler içinde yaşıyorlardı. Biz ise cahil, kara, kuru işçiler arasında yaşıyorduk. Yani bu farkı da lütfen unutmayalım. Gerçek kopuşu temsil eden Hikmet Kıvılcımlı'ydı. Teoride, programda, stratejide, taktikte. Biz de elimizden geldiğince bu çizgiye sadık kalmaya çalıştık. Ben de bu yaşıma gelinceye kadar bu çizgide sadık kalmaya çalıştım ve onu uygulamaya ve geliştirmeye çalışıyorum. Bütün Türkiye Sosyalist Hareketi'nden farklı bir çizgiyi temsil ediyorum. Bütün Türkiye Sosyalist Hareketi'nin karşısında alternatif bir çizgi temsil ediyorum. Hikmet Kıvılcımlı da kendi çağında Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Hareketi içerisinde tamamen farklı bir çizgiyi temsil ediyordu ve farklı bir çizgi izliyordu. Bunu lütfen unutmayalım. Bu farklılık o dönemde nasıl ortaya çıkıyordu? Buna da biraz değineyim. Burada İsmet Demir'e gelelim. İsmet Demir'in işte bugün öldüğü günmüş. Ben pek ölümlere, doğumlara dikkat etmediğimden tesadüfen Necat diye bir arkadaşım paylaşması üzerine gördüm. O da daha sonradan zaten Ala'da bizim örgütlendiğimiz yerlerde daha sonra devrimci yapı iş olarak örgütlenmiş ve bugün de bir devrimci iş yapı iş var. O zaman da bizim kurduğumuz bir devrimci yapı işin devamı bu. Her neyse. Şimdi Ala'da Necmettin'in öldüğünde, Necmettin'in Ereğli'den arkadaşı Bingöl'de gelmişti. Necmettin de oradaydı. Necmettin'le Bingöl, THKPC'lilerle ilişki içerisindeydiler. Yani burada somut olarak bizim çizgimizle, THKPC'nin çizgisi, işçi hareketinin nasıl bir gerilemeye yol açtı onu değinmek istiyorum. Necmettin sık sık Ankara'ya giderdi. Ankara'daki arkadaşlarıyla görüşürdü. Henüz daha Bingöl piyasada yokken. Bir gün geldi. İsmet Demir bunu anılarında anlatıyor. Ama THKPC ile olan bağlamına değinmiyor. Geldi dedi ki ya işte dedi bu Suat Şükrülerle falan görüştüm dedi. Ya bu yapı işçiler sendikası dedi. Süreyya Denizli diye bir sendikacı vardı. Faşistleri sendikanın merkezine yığmış. İşte gelsinler dev gençler, bunları devrilsinler, alsınlar sendikanın gelirlerini de dev gençe ver. Tarzında bir şeyler söylemiş. İsmet Demir de ben de bir sefer de işte Ali Karşılayan ve Tunçlar vardı zannedersen. Biz yani YİS'in esas ekibi olarak böyle olmaz dedik, yanlış dedik. Bu Suat Kundakçı boktan bir adamdır. Yani onun vereceği bir takım çekler, şunlar bunlara bu işler feda edilemez dedik. Ama Necmettin bizi dinlemedi. Gitmiş onlarla konuşmuş falan. İsmet Demir'e çok ısrar etti. Biz de Necmettin'i eğitmeye çalışıyorduk. Yani bazen şöyledir. Yanlış yapmasına insanın müsaade edersiniz. Ya da o yanlışı yaparken çok tehlikeli bir şekilde yapmaması için o yanlışın yapılmasına katılırsınız ki yani çocuk yanlış bir şey yapıyordur.
onun etrafında durursun. Çok büyük bir tehlike. Kendi denemesiyle öğrensin ama hayatında riske etmesin tarzında bir davranış. Necmettin bize çok ısrar etti. Gidelim dedi, işte alalım, şey edelim, basalım falan. Tamam dedik ama yani şu şu şartlarla. İsmet de beni anlatıyor. Gittik Ankara'ya. Ben o tarihte yalnız gitmedim. Çünkü ben İzmir'de kaldım. Pek de aslında da katılmak istemiyordum o pisliğe. Gidiyorlar işte, İsmet anlatıyor. Orada İsmet diyor ki gelsin Suat, başımıza geçsin, öyle yapalım bu işi. Yani faşistler sendikaya girmiş durumda. Suat ise dev gençlere 200'er bin lira mı, 100'er bin lira mı çekler yazıyor. İşte bu dev gençindir diyor. Şimdi dev genç dediği de ne? THKPC ekibi. Kısmen Mihri'yi de kafaya almışlar. Onlar ne düşünüyor? Onlar işçi sınıfı ideolojik öncüdür deyip halk savaşına başlayacaklar ya, halk savaşı için de para mağara lazım ya, işte Suat Kundakçı onlara paranın ucunu gösteriyor. Gerçek karşılığı olan mı olmayan mı bilmiyorum. Çekler veriyor. Biz ise işçilerin çıkarları açısından olaya yaklaşıyoruz ve işçi sınıfı temel güç dediğimizden böyle basitliklere hiçbir değer vermiyoruz. Biz uzun vadede işçiler arasında nasıl çalışırız hesabındayız. Neyse biz geri geldik. Bunun üzerine işçiler atıldı. Bu sefer işçileri işe aldırmak için tekrar Hikmet abi o işçilerle gitti. Süreyya'nın işgal ettiği sendikadan onları attırdı, yerleştirdi falan. Bu deneyden sonra ama Necmettin o zamana kadar bizleri biraz küçük görür havası vardı. Aslında Necmettin'i oraya getirenler bizlerdik. Yani biz olmadan o oraya gelmezdi. İsmet Demir olmadan oraya gelemezdi. Onları oraya getiren bizdik. Çünkü sendikaya güzel, güvenilir, önderlik yetenekli olan biriz. Necmettin'de bu yeteneklerin hepsi vardı. Onu sendikanın yönetici olması için eğitmeye çalışıyorduk tabiri caizse. Bu yetenekleri vardı yani. Ve Necmettin ondan sonra gerek İsmet Demir'e karşı gerek bizlere karşı çok daha saygılı davranmaya başladı ve düşünmeye başladı. Benim kişisel kanım şudur. Eğer Necmettin yaşamaya devam etseydi, THKPC ile arasını mesafe koyacaktı. Koyamasa bile uzun vadede onlardan ayrılırdı. Çünkü oradaki düşünce tarzının, olaylara yaklaşımın yanlışlığını fark etmişti bu yaşadığımız olayla. İsmet Demir'in anılarında bu bölümleri okuyun, tavsiye ederim. THKPC'nin bu yaklaşımı daha sonra daha da kötü bir netice verdi. Necmettin ölümünden sonra biz Necmettin'in vasiyeti diye Bingöl Erdoğanlu'yu da destekleyip öne çıkarmaya başladık. Ama Bingöl Erdoğanlu'nun da THKPC ile ilişkisi vardı. Ve şimdi o zaman çok sekler bir insandı. O da bizlere hor görüyordu. Ve bu hor görme ve farklı strateji nerede ortaya çıktı? Şimdi biz nihayet grevleri başardık, başardık falan. Şöyle bir anlaşmaya varmış. Bu işçilerin direnişlere katılmış işçilerin bir sürü alamadığı paralar vardı. Bunların için bir 250 bin liralık bir fon. Bu 250 bin liranın işçilere dağıtılması gerekiyor. Ama bu işçilere nasıl dağıtılacak? Biz grev kırıcısı olanlar hariç çok küçük 5-10 kişilik bir ekip dışında tüm işçilere eşit olarak dağıtılmasını savunuyorduk. Bingöl Erdoğumlu. Ha bir de şu, biz sendikada bir kongre yapmıştık. Kongrede işçileri olmuştu. Yani bütün işçileri yönetime getirmiştik. Tabii İsmet Demir, ben falan gene kritik noktalarda bulunuyorduk. Çünkü biz daha önceki deneylerden biliyorduk ki, İsmet'in daha önceki deneylerinden. İşte Sefer, ben, İsmet, Osman Sercan, Arif Şimşek gibi insanları sendikanın en kritik noktalarında tutuyorduk ki, çünkü İsmet hayatı boyunca her seferinde işçileri götürmüş, başkan yapmış, yönetimi yapmış, yönetilme getirdiği işçiler, başkan yaptığı işçiler, bir süre sonra polisin desteğiyle, işverenin işte baştan çıkarmasıyla paranın tadını alıp bilmem ne deyip sınıf bilinci olmayan işçi sonunda pezevenkleşir. İsmet'i atıp kendileri geçiyorlar. Hep bu İsmet'in başına geldiğinden zaten İsmet Demir devrimci gençlere yöneliyor. Bizim devrimci öğrenci birliğine yer veriyor. Bizleri işçilerle kaynaştırmaya çalışıyor. Bu sefer benzerini
yine yaptık ama bu sefer garantiliyiz. Ya kendimiz de devrimciyiz, mevrimciyiz. İşçileri ama yönetime getirmiştik büyük bir çoğunluğu. Bingöl bunlara diyor ki sizler diyor esas olarak tabii en çok fedakarlık yapmış en önce işçileri yönetime getirmiştik. Bunlara diyor ki sizler diyor asla şey ettiniz esas sizlerin bu paradan fazlasını almanız gerekir. Yani onlara adeta baştan çıkarıyor. Onlar da kendileri daha çok para alacağı için Bingöl'ün tezini desteklemeye başlıyorlar. Biz ise bütün işçilere eşit verilmesine. İki, Bingöl sendikanın parayı almasını, onun dağıtmasını istiyordu. Biz buna karşı çıkıyorduk. Hayır, biz böyle para işlerine falan girmeyiz. Biz sadece şuna, şuna, şuna bunlar işverenin görev kırıcısıdır. Bunu da işçiler tespit eder. Bunun haricindeki bütün paranın işçilere eşit olarak dağıtılmasını talep ediyorduk. İki farklı yaklaşım. Bingöl niye öyle düşünüyordu? Çünkü bu para sendikaya verilirse sendika bunun bir miktarını işte o önde gelen işçilere verecek. Bir kısmını belki diğerlerine ama geri kalanını Necmettin'in ailesine de işte gibilerden TKPC'ye aktaracak. Bütün derdi o. Bizim ise böyle bir derdimiz yok. Biz çünkü işçi sınıfı içinde uzun vadeli çalışmak gerekir diye bir yaklaşımımız var. Ve bu açıdan işçiler şey diyorduk. Ve Bingöl o baştan çıkardığı işçiler de sendikayı ikiye böldü. Kendisi ayrı bir kongre yaptı ya da ayrı bir baş yaptı. Bizim yaptığımız kongre de ikinci bir şeydi. Böylece o sendikayı felç etti. Bugün Bingöl'le ilgili, Necmettin'le ilgili kitaplar yayınlanıyor. Bir takım o zamanı bilmeyen insanlar tarafından. Bunlar tarihi yeniden yazıyorlar ve bir takım insanlar özellikle Bingöl'ü aklamaya yönelik. O günkü gerçeklerle hiçbir ilgisi yok. THKPC kökenli insanların o zamanki tarihi kendi bugünkü bakış açılarından ya da konumlarından yeniden canlandırmalarına yönelik. Bu da benim böyle dipnotum olsun. Olayın aslı budur. İsmet Demir'in analarında da vardır. Yani THKPC'li arkadaşlar açsınlar THKPC ve Devgenç dosyalarını, 71'in mahkeme zabıtlarını, diğer belgeleri, bu dediklerimin hepsinin doğru olacağını, işte Mevlüt Yılmazların, Avni Tıkların, işte Şükrü Kundakçıların verdiği çekler, mekler falan o rezil ilişkileri görebilirler. Yani 12 Mart geldiğinde 12 Mart'ın şeyinden o fırtınasından teorik ve politik olarak ayakta kalarak çıkmış tek insan Kıvılcımlı'dır ve bizim temsil ettiğimiz çizgidir. Yani Yapı İşçileri Sendikası etrafındaki öyle meşhur olmayan 5-10 kişinin temsil ettiği çizgi. Biz de ayrı bir çizgiydik. İşçi sınıfı temel güçtür, köylüler yedek güçtür. Bir işçi sınıfı partisi olmadan hiçbir şey olmaz. İşçi sınıfı partisi ise sendika değildir. İşçilerin içine gitmek sendikalarda çalışmak değildir. İşçiler içinde bizzat örgütlenmektir. Bu parti temeli, bu program temeline bir parti örgütlemektir. Yoktan da bir parti yaratılmayacaktır. Bu işte Türkiye'de dağılmış, çökmüş partiler var ama bugünün birikimi üzerine bir yeniden reorganizasyon gerekir diyen bir yaklaşımdı bu. Bu yaklaşımdır aslında 12 Mart'tan başarıyla çıkan ve 12 Mart'tan çıkılırken de ilk çıkışı yine bir ben yaptım ama maalesef gerek 12 Mart gerek sonrasında TİSİP'i kuran ekip, Burjuva Sosyalizmi ekibi tarafından bu devlete yem diye verildik. Bizim yem olmamız sayesinde onlar da kendileri öne çıkıp bir Burjuva Sosyalizmi olarak daha sonraki radikalleşmenin bu sefer bütünüyle başka noktalara, kanallara akmasına yol açtılar. Bu da benim versiyonum. Bu versiyonu da insanlar bilsin. Belgeleri vardır. Her yerde okunabilir. Yeter ki insanlar tarafsızca bu işlere bakabilsinler. Bir de tarihi böyle bu açıdan baksınlar. İşte 16 Mart, İsmet'in ölüm yıl dönümü, 14 Mart, Max'ın ölüm yıl dönümü, 12 Mart, 12 Mart'ın işte yıl dönümü, 71'den göğe, Kıvılcımlı'nın ölüm yıl dönümü ve 11 Mart'ta COVID-19'un pandemi ilan edilmesinin yıl dönümü. Bu vesileyle yaptığım bu videoyu da burada bırakayım, bitirmiş olayım.
Teşekkür ederim arkadaşlar.